Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu biraz değişik bir video. FIFA 18 oynayacağız ve değişik bir sürprizle karşılaştık. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 2018'iniz umarım güzel geçmiştir. Ve 2019'da kafanıza göre istediğiniz gibi keyifli, sağlıklı bir yıl olur. Desteğiniz için, yorumlarınız, like'larınız, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani umarım güzel bir yıl olur dediğim gibi. Başlayalım. Bugünkü video birazcık değişik bir video. FIFA 18'e geçiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi menüler falan o kadar yabancı ki FIFA 19'dan sonra. Ultimate Team'e bir girelim. EA'in galiba bize ufak bir sürprizi var. Ben girerken gördüm ama bir paket vermiş bize EA. Şimdi onu göreceğiz. Görüyorsunuz eski menüler. Ve bu paketin içinden 4 tane Prime yani üst düzey ikon çıkacak. Bu bizim oynadığımız için sanırım. Tam olarak bilmiyorum ama FIFA 19'da da sanırım güzel hediyeler var ama biz bunu bir açalım bakalım içinden neler çıkacak. Sanırım herkese aynı ikonlar çıkıyor. İşte bu parlıyor, özlemişiz. Çok gördüğümüz bir manzara değil çünkü paketten ikon çıkması. M.O. Danimarka dedi. 91'lik Michael Laudrup geldi. Gayet de güzel de bir karta benziyor. Şutu haricinde hiç de fena bir kart değil. Walkout animasyonunu görüyorsun. 85'iz 79 şut, 90 pas, 92 dribbling, 64 fizik. Türkiye forması da hiç de fena gitmedi üzerinde. Şimdi 3 tane daha prime ikon çıkıyor içinden. Edin Van der Sar, Andriy Shevchenko, Marcel Desailly, bunlar çok güzel kartlar. Ve takımımızda da takımını hatırladım bu arada. Yani bayağı da güzel bir takımımız varmış. Hayır. Bak R2 ile normalde şey yapıyorduk. Hızlı satmak istemiyorum, hayır. Tümünü kulübe gönder. Aynen. L2'ymiş o. Şimdi bir kulübümüze, kadromuza gidelim. Bu arada bu sene, geçen sene ne kadar az maç oynadığımı görüyorsunuz. Bu sene şu anda bu maçtan fazla maç oynadım ben. Daha yeni, bugün ayın 1'i. Şimdi kadro buydu bizim ama değişiklikler yapmamız gerekecek sanırım. Şimdi şuradan bir lig ikonlar olarak sıralayalım bu arkadaşları. Michael sen gel. Edwin sen de gel. Andriy sen de gel. Marcel sen de gel abi. Kadroyu artık full ikonlamış olacağız herhalde. Şimdi Laudrup'u oynatsam mı bilmiyorum. Van der Sar'ı kesin koyacağım Deheya'nın yerine. Hem de Delikti de böylelikle full kimyada oynatmış oluyoruz. Desailly'i de kiralık olarak oynattığımız Ramos'un yerine. Ki Ramos'un istatistikleri daha iyi olmasına rağmen Ramos'un yerine koyacağım. Bayağı tatlı bir kadro oldu. Şimdi Shevchenko'yu çift forvet oynatırız belki. Shevchenko o kadar hızlı bir adam değil. Şöyle Firmino'nun yerine alalım. Onun pozisyonunu değiştireceğim. Laudrup'u De Bruyne'nin yerine alalım. Bir iki oyuncu hariç full ikon oldu. Aslında burada bir daha G'yi koyalım biz buraya. Aslında böyle full ikonlu bir kadro neredeyse. Bir tek delik, bir tane stopere ihtiyacımız var ikon olarak. Onu da şu an yapabilecek gibi gözükmüyoruz. Şey önder verelim, katalist pasını ve hızını arttıralım. Ya valla o kadar yabancıyım ki oyuna, nasıl finishing yapılır filan şu anda bilmiyorum. Nasıl atıyorduk bu golleri benim. Eğer FIFA 18'iniz varsa ve hakikaten böyle chill maçlar yapmak istiyorsanız böyle bir şey olabilir. Yani takımımız o kadar güzel gözüküyor ki full ikon neredeyse bir tanesi hariç. Şimdi bu ikon takımıyla bir iki tane maç yapalım bakalım nasıl oynayacaklar kendileri. Bereli imajımız nasıl olmuş bu arada? Bugün yeni yılın ilk gününde böyle bir imajla çıkmak istedim karşınıza. Dinamo'yu bastık. Van der Sar'a hiçbir şey vermeyeceğim. Çok da güzel bir takım oldu. Vieira'mız, Hulit'imiz var. Baby versiyonları. Carlos'umuz var. Son hangi videodaydı? En iyi Süper Lig takımı mıydı? Acaba öyle bir takım videosu mu yapmıştık acaba? Orada vardı herhalde en son. Ronaldo'yu oynatacağım forvette. Onu değiştirmiyorum. Bakalım bu kadroyla keyfine bir maç yapmanın keyfini sürebilecek miyiz? Paslanmışızdır muhtemelen. Ve rakip de bulamıyoruz aslında. O da biraz sıkıntılı bir durum. Aha buldu. 3 para hem de çok iyi. 3 para varım ben. Jerusalem diyor. İsrail herhalde. Hadi bakalım. Gel. Gel yenelim seni. Gel full ikon takımı bir zahmet kazan değil mi yani? Şimdi yerden bitir vuruş şeydi. 2 kere basıyorduk. Biliyorsunuz ben geçen sene öyle çok fazla da oynamadım bu oyunu. Hakikaten zaten maçların sayısından da anlayacağınız üzere. Özellikle 2018 yılında yani çok az oynadık. 2017'de yine oynadık. Oyun ilk çıktığında o gazını bir aldık da kadro şey 90'lar karması gibi vallahi ama çok güzel bir kadromuz var.
Fabregas'lı ilk aylı rakibimiz bakalım mağlup edebileceğiz mi? Bulut koşuyor. Şevçenko gidiyor. Bulut yine koşuyu gösterdi. Orada bir koşu var. Laudrup. Ooo, plase geldi Laudrup'tan. Michael'dı değil mi? Brian değildi. Brian da eskiden oydaydı sanırım ama bu sanırım Michael Laudrup abi. 20 numaralı formasıyla Michael Laudrup atıyor golü. 1-0. Alırım anahtarını Mike. Bu arada dikkat etmişsinizdir belki, videonun şimdiki kısmına kadar koydum mu bilmiyorum editlerken ama önceki videoda yorumlar koyacağım böyle arada sırada. O yüzden yorum yapabilirsiniz yani. Hani belki videoda çıkma ihtimali olur, ne bileyim, en azından 2-3 tane yorum koyarım her videoda ki sizden gelenler kalite oldu ya. EA'ye valla helal yani, böyle bir şey yapmış olmaları tabii ki EA'den hiç beklenmeyecek bir hareket bana sorarsanız ama keyfini süren yine çocuklar oldu. Karın keyfini en çok çocuklar sürdü. Var da öyle haberler çıkar ya. O fırsata varamadık pek ama hadi. Üf 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 üf. Şevçenko gördü pası. Şimdi Ronaldo ama ondan önce Koşelny. Ulan Koşelny'e bak ya, kimleri durduruyor görüyor musun? İşte video oyunu yani, yapacak bir şey yok. Hadi. Ronaldo. Faul yok. Pas. Şut. Gelir mi gelmedi Hacı'dan. Hadi şimdi çıkardı. Şevçenko direkt. Yapma Şevçenko. O bizde hocam. Ya bunları yapmayın artık diyorum ya. Güm. Bravo. Şevçenko golünü attı. Severiz kendisini. Yani çok aslında sevmem. Türkiye'de çok gol atmışlığı da var herifin. Yani gol attığı zaman severiz burada ama gerçek hayatta çok iyi bir futbolcu olmakla beraber karakterini çok takdir ettiğim bir adam. Ama attı golünü Andriy Shevchenko. Michael. Michael. Michael kaleci çıkmış. Ama savunma araya girdi. Kaleci çıktı orada, onu gördük ama şöyle bir ortaya açsak nasıl olur acaba? Delikt vurur kafayı. Delikt attı. 3-0. Zanetti'nin ortasında efsanemiz değil ama tek efsane olmayan oyuncu Delikt geldi ve attı golünü. Aferin çocuk, aferin. Gelecek var, çok büyük gelecek vaat ediyor. İki tarihan. Salah geldi. Salah'ın saçlar yok. Bak saçlar gitmiş. Hop, De Bruyne'den önce Vieira. Aferin Vieira. Şimdi o gelen oyuncuyu gördük. Hacı. Koş Şevçenko. Şevçenko koşuyor. Atıyor golünü. 2-4-0 ne? İkinci golü ama. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor. Andriy Shevchenko. Gheorghe Hagi'nin asistiyle. Oğlum ben bunu oynarım lan. Vallahi oynarım yani. Keyif vermedi değil yani. Tabii ki kazanınca da keyifli. O da ayrı bir konu ama. Takımımız keyif veriyor. Yani FIFA 19'daki yeşil bitiricilik saçmalığından eğer canınız mı sıkıldı? Açın FIFA 18'inizi abi. Bu pas şu. Ooo, Ronaldo geliyor. Ronaldo. Forster. Shevchenko. 5-0. Tamam hadi, geçemiyor muyuz Sevinci hocam? Geçelim. Geçmek istiyoruz. Evet, yani canınız sıkıldıysa eğer, böyle bir oyunda var. 4 tane efsane, hatta oyunun sonunda oynadıysanız eğer oyunun en iyi 23 kartı mı 18 kartı mı ne, EA kiralık olarak da verdi. Bizde mesela şey vardı işte, o Ramoslar, Mamoslar, onları kullanıyorduk. Yapabilirsiniz tabii böyle bir şey. Bence keyifli oldu. Ben eğlenceli olduğunu dinleniyorum. Çünkü oyunu da sonuçta eğlence için, kafa dağıtmak için oynuyoruz. Bu da o amaca hizmet etti diyebilirim. Ruud Gullit gidiyor şimdi. Vieira tekrardan. Şimdi orada kaçan birileri var. Yine Shevchenko. Direkt Shevchenko. Attı mı Shevchenko? Shevchenko çok fazla gol atıyor ha. Acayip bir bitirici. O zorlu pozisyonda Shevchenko topla buluştuğu anda atıyor abi. Görüyorsunuz fırsatçılığı. Tık 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 tık. Acının de pasını görmezden gelmeyelim. Sağ sol penaltı gol. Evet mesela düşünüyorum böyle bir takımla Foot Champions oynamak nasıl olurdu acaba diye. Skill move var mıydı bu arkadaşın? Yok galiba. Marcel de sayı vurdu. Michael. Ruud. Hacı. Dışarıya. Hacı'nın vuruşu dışarıya gitti. Evet. 6-0'lık net bir galibiyet alıyoruz. Diyeceğim odur ki videonun sonuna gelirken, umarım keyifli bir video olmuştur. Diyeceğim odur ki, bu arada buraya kadar izliyorsanız da çok teşekkürler. Alın deneyin, oynayın, keyfine varın.
Bence EA Sports'tan güzel bir hamle olmuş. Tabii ki yeni oyunu promote etmek için, yeni oyunu ön plana çıkarmak için yapılmış da bir hareket aynı zamanda bu, ama biliyoruz, ama yine de güzel bir hamle. 4 tane Prime Icon kimse kimseye bu devirde vermez. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir yıl diliyorum hatta. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.